Şimdi FSH hormonu belli aralıklarla, belli periyotlarda salgılıyor kadından. Tabii daha çok erkeğe girmeyeceğim ama kadınla ilgili olarak anlatacağım. Daha çok kandan bakılıyor. Adetin üçüncü günü yapılıyor FSH değeri. Peki FSH ile beraber biz kadın doğumcular başka hangi testleri istiyoruz? Özellikle adetin üçüncü günü buna eş zamanlı uyan E2, LH, tiroid ve prolaktin değerlerini istiyoruz. Bu 5 hormon değeri hastayla ilgili bize bir öngörü sağlıyor. Peki FSH değeri kaç olmalı? FSH değerimiz durumdan duruma göre değişir. Yani bir yumurtlama zamanına doğru olan bir değeri vardır. Yumurtladıktan sonra olan değeri vardır. Ama en önemli trik noktası 3. gündeki değeridir. FSH adetin 3. günü 3 ile 10 arası olmalıdır. Diyelim ki onun üstünde. FSH yükselirse ne olur? Yani onun üstüne çıkarsa ne olur? Gebe kalmanız zorlaşabilir. 15'in üstü daha bir tık daha zor. Ee, peki FSH'ın Üçün altında olduğu durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Yani buna da FSH düşüklüğü diyoruz. Ee, bununla ilgili durumlarda mesela ergenliğe girerken e, ergenliğe girmesi uzarsa bir kişinin FSH düşüklüğünden bahsedebiliriz. Yine FSH düşüklüğü ilaçlara bağlı olarak olabilir. Ergenliğe girerken bu hormonun az olması ergenliğe, ergenliğe sokmaz kişiyi. Bu sıkıntı bu anlamda sıkıntılıdır. Bir de yumurtalıkların uyarılmamasını ve büyümemesini sağlar. FSH düşüklüğü bu iki durumda travmatik olur. Peki başka hangi durumlarda travmatik olabilir? FSH ile birlikte fizyolojik olarak düşebilir. Ama bazı rahatsızlıklarda orak hücre anemisi, sarkoidoz, beyin radyasyon alınması, menenjit, kafa travmaları, kullanılan bazı ilaçlar FSH hormonunun düşük seviyebiyet verebilir. Unutmayın FSH yumurtalıkların çoğalıp büyümesini sağlayan bir hormon. FSH hormon düşüklüğü hangi durumlarda olabilir peki? Az önce anlattım. Ama genelde fizyolojik olarak birlikte düşebilir. Sarkoidoz, orak hücreli anami, talesemi, beyni alınan radyasyon, e, kullanılan ilaçlar, kulemen, işte levodopa dediğimiz birkaç ilaç kullanımı, santral sinir sistemi hastalıkları, menenjit, kafa travması gibi durumlarda da FSH düşüklüğü devam edebilir. Peki FSH hangi durumlarda yükselir? Evet size bunun beyinden salınan bir hormon olduğunu söyledim. Peki bu hormonun çalışma mekanizması, mekanizması, nasıl oluyor? Beyinden salınıyor, yumurtalıklara uyarı veriyor, yumurtalıkta E2 salgılıyor. E ne olacak? Yumurtalıklarda bir problem olursa o zaman E2 salgılaması duyunca FSH sürekli yumurtalık üretemiyor diye yukarıdan salgılanmaya devam edecek. Yani ne? Yumurtalıkta bir problem olursa, yumurtalıkta kist olursa, yumurtlama problemleriniz olursa FSH yüksek seyredebilir. Bir de ne zaman yüksek seyredebilir? e, menopozda. Hasta menopoza girdiği zaman yumurtalıklar biliyorsunuz işlevini götürüyor ve FSH yükselmeye başlıyor. Yani iki önemli durum aslında. Bir, yani çocuk sahibi olmada FSH yüksekliği sıkıntı. Yumurtalıklardan ciddi anlamda yumurta çıkamaz. İki, menopoz. Bu iki durumda da FSH yüksekliği olabilir.